1831 yılında Joseph Smith isimli birisinin öncülüğünde Amerika'da ortaya çıkıyor. Kendi kutsal kitabını, kendine özgü inanç sistemini, kendi kurumsal yapılanmasını oluşturmuş bir dini gruptan bahsediyoruz. Ve Mormonlar şeklindeki adlandırma aslında ilk kez bu topluluğa karşı olanlar tarafından kullanılıyor. Fakat daha sonra biz bu ismin yaygınlık kazandığını ve nitekim bugün de hali hazırda bu ismi daha yaygın bir şekilde kullandığımızı görüyoruz. Aslında kendileri Mormon ismi yerine İsa Mesih'in son gün azizleri şeklindeki isimlendirmeyi tercih ediyorlar. Joseph Smith yani dinin kurucu peygamberi olarak kabul edilen kişi kendisini yenilenmiş bir dinin peygamberi konumuna yerleştiriyor. Hareketin temellerini atıyor ve ardından da öğretiyi daha fazla kişiye ulaştırma çabalarını başlatıyor. Ve nihayetinde bu misyonerlik çabaları neticesinde Mormonların sayılarının her geçen gün arttığını görüyoruz ki biz bugün zaten Mormonlar dediğimizde aklımıza gelen en temel özelliklerinden bir tanesidir. En fazla büyüme oranına sahip bir dini grup olması veya misyoner karakterli bir dini grup olması şeklinde tanımlamalar yapıyoruz Mormonlarla ilgili olarak. Tabii ilk günden itibaren buna önem veriyorlar dediğim gibi ve nihayetinde biz Mormon misyonerlerinin sadece böyle işte Amerika'da ortaya çıkıyor ama orayla kısıtlı, sınırlı kalmadığını biliyoruz. Dünyanın farklı yerlerine yayıldığını görebiliyorsunuz ki ülkemizde Mormon misyonerlerini görebileceğiniz ülkeler arasında Türkiye'de dahil dünyanın hemen her ülkesinde faaliyet yürüttüklerini ve üye sayılarını arttırmaya çalıştıklarını görebiliyoruz. Müzik.